Peki oluştu, ilk galaksiler oluştu. Şimdi o zaman maddenin çok bol olduğu zaman, her şeyin serbestçe gezdiği zaman, enerjinin çok yoğun olduğu zaman, ilk oluşan yıldızlar tek tek mi oluştular? Önce galaksi oluşup bölündü mü? O zaman ilk yıldızlar çok daha büyük müydü bugünkü yıldızlara oranla, bugünün dev yıldızlarına oranla? İlk yıldızlar nasıl oluştu? Allah. Önce galaksiler mi oluştu, yıldızlar mı oluştu bilmiyoruz ama demin galaksi oluşmak için bir sürü yıldız gerekmiyor mu? Hepsi bir yerdeydiler aslında. Yani bunlar zaten bir yerde kümelenmiş vaziyetteler. Dolayısıyla yani galaksiyle içindeki yıldızlar aynı anda oluşuyorlar. Yani bunların nerede yoğunluk varsa orada hepsi bir arada birlikte oluşacaklar. Yani şimdi gaz ve toz bulutu falan diyoruz ya. Yani şimdi o gaz toz bulutu kümelenmeleri galaksi boyutunda veya galaksiden de büyük. Onlar önce oluşup da sonra mı onlar parçalanıp yıldızlar oldu? Yoksa önce yıldızlar oluşup da mı onlar sonra bir araya gelip galaksimi yaptılar? Tam %100 bilmiyoruz ama yani ve bu çok eski şeylere bakarak da bunu anlamak çok mümkün değil anlaşılan. Ancak kesin olan şu ki ilk yıldızların günümüzdeki yıldızlardan farkı demin bahsettiğimiz gibi yalnızca hidrojenden oluşmalarıydı. Bugünkü yıldızlar neden oluşuyor? Efendim? Bugünkü yıldızlar neden oluşuyor? Bugünkü yıldızlarda işte eser miktarda da olsa işte diğer her türlü diğer madde de var. Var mı? Var tabii. Astronomide mesela yıldızın önemli bir parametresi, önemli bir özelliği şeydir. Metalisite derler onlar. Tabii astronomlara ama göre... Ama yıldız yandıkça oluşan bir şey değil mi? Yani kendi, tamam ama... oluşumunda yok. Yıldız yandıkça, yaşı ilerledikçe... Yıldızın ne zaman oluştuğuna bağlı. Şimdi yalnız astronomlar hidrojen ve helyum dışında her şeye metal derler. Evet. Yani karbon falan dahil evet. olmak üzere. Şimdi yıldızın ne zaman oluştuğuna bağlı. Şimdi o ilk yıldızlar oluşuyor. Ondan sonra işte bu içlerinde yıldızların içinde demin bahsettiğimiz gibi demire kadar şeyler oluşuyor. Sonra gerçi yüksek basınçta galiba hidrojen de metal gibi aramaya başlıyor ama. Ya, o ayrı bir konu da. Ayrı bir konu. Sonra patlıyorlar falan. Bunların patlayarak o oluşan diğer malzemeler uzaya saçılıyor. Böylece yıldızlar arası ortam, o gaz toz bulutları bu maddelerce zenginleşmiş oluyor. Ve daha sonra yeni yıldızlar oluştuğunda ki bizim yıldızımız 5 milyar yaşında. Peki yani, mesela bugün evrende 14 milyar yaşında yıldız var mıdır şu anda? 14 milyar ne? Yaşında bir yıldız var mıdır? Olabilir. Vardır. Vardır. Çünkü ömürleri 14 milyarın yılın çok üzerinde olabilen yıldızlar var. Şimdi yıldızların ömürleri kütleleriyle azalıyor. Yani yüksek kütle büyüdükçe ömür çok azalıyor. Ufak yıldızlar daha çok yaşıyor. Dolayısıyla evet ve olabilecek en ufak yıldızlar ki bunlardan gözlüyoruz. En ufak yıldızlar Güneş'in %8'i kadar kütleye sahipler. Daha küçük olursa onlar milyarlarca yaşayacak. Efendim? Onlar milyarlarca yaşayacak. Onlar trilyonlarca yıl yaşayacağını hesaplıyoruz. Dolayısıyla yani işte ilk oluşan yıldızlardan şey olanları, bu işte Güneş'in %8'i civarında kütleye sahip olanları hala varlar etrafta. Ha, şimdi yani sonuçta mesela bizim yıldızımız oluştuğunda işte bizim yıldızımız 4,5 milyar yıl yaşında bizim güneşimiz. Evren 13,5 milyar. Çıkarttığın zaman evren 9 milyar yıl yaşındaydı. 9 milyar yıldır evrende yıldızlar oluşup işte patlayıp ortalığa işte karbon yeni yıldızlar ve gezegenler için malzeme. Aynen. Yani dolayısıyla ilk yıldızların hidrojen ve helyumdan başka madde olmadığı için mesela en ilk yıldızların gezegenleri olamaz. Yok. Çünkü hidrojen ve helyumdan gezegen olmaz. Yalnızca yıldız olur. Yani ilk evrende ilk oluşan şeyler yıldızlar. Aynen. Bir ara vereceğim, devam edeceğiz. Hocam siz konuşuyorsunuz. Gençler devam edeceğiz. Mailleriniz diyoruz ki Çiğdem Hanım niye konuşmuyor? Çiğdem Hanım özellikle konuşmuyor özellikle. Çünkü o konuştuğu zaman ortalık karışacak. ve programın başında değil, programın ilerleyen dakikalarında bu karışıklığı yaratmak istiyoruz. O yüzden. Hocam sorularda baktığın zaman insanın kafası çok karışık. Bir dinle bilim arasında sıkışmış kalmış bir kesim var. Konuştuğumuzun dine aykırı olduğunu veyahut da bütün bunların cevaplarının Kur'an'da olduğunu söyleyenler var. Varsa vardır, yoksa yoktur. Benim bununla ilgili söyleyeceğim bir şey olamaz ama bunları bildiğimiz için, bunları araştırıp öğrendiğimiz için, mesela bu cep telefonu var, bu lamba var falan yani, onları yapabilmek için bu bilime, bu bilgilere ihtiyacımız var. Çok güzel bir soru var. Diyor ki, evren ilk oluştuğunda sıcaktı. Peki bu ısı nereye gitti?
genişlediği için soğuyor şu anda evren. Buradaki durum nasıl genişlemesinden yayıldı? Yani daha büyük bir alana enerjiyi yayarsanız şiddeti ve yoğunluğu dolayısıyla azalacaktır. Buradaki mesele tamamen bununla alakalı. Genişlemesi soğumasına neden oluyor. Ancak az önce söylediğiniz meseleyle ilgili yani bazen kavramların sınırlarını tam olarak çizmediğimiz için herkes bir şeyler söylüyor. Büyük ihtimalle söylenenlerin çoğu belki yanlış da değil ama karışıyor. Neyi tartıştığımızı karıştırıyoruz. Evet. Şimdi bilimin bir sınırı var. Ve cevap verebileceği şeyler var. Bir tanımı var çünkü. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Şunu söyleyebilirsiniz. Saçma ama bugün için bu bilimsel bir önermedir ve deneyebilirsiniz. Dünya tepsi şeklindedir. O sayede içinde üstünde duruyoruz. Yoksa böyle küre falan olsaydı ters tarafında olduğumuzda aşağı düşerdik diyebilirsiniz. Bu bir bilimsel önermedir. Çünkü bir önerinin bilimsel önerme statüsü kazanabilmesi için deneyle ya da gözlemle aslında hatta evet teknik olarak da yanlış olduğunu gösterilebilir olması lazım. Yani siz bugün bir uzay mekiğine binip uzaya gidip dünyanın resmini çekip geri dönüp işte bak şekli buymuş tepsiyle alakası yok diyebilirsiniz. Öte ama yandan, çok önemli biliyorsunuz yeniden çok moda oldu bu düz dünya teorisi. Öte yandan yani şunu söylerseniz dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Çünkü bir takım görünmeyen varlıklar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi için onu itiyor ve üflüyor. Şimdi bu doğru olabilir. Ama bu bilimin sınırları içerisinde cevap verilebilecek bir şey değil. Çünkü bunun için bir şey yapamayız. Dolayısıyla, niye belki kanıtlayabilirsiniz yani bunu? Belki bilmiyorum. Yani. Görünmeyen, algılanamayan varlıklar diyorsanız kanıtlayamazsınız. Algılanamayan varlıklar. Niye mesela evet. Evrende görünmeyen madde var ve hemen hemen kanıtlanmak üzere. Yani burada görünmeyen madde var yok meselesine girmeden onu bilemeyiz. Yani herhangi bir insan böyle bir şeyin olduğuna inanıyorsa eğer bu bir inançtır. Bunun arkasında sosyal sebepler vardır, psikolojik sebepler vardır. Yani inancı açıklamak ya da onun doğrudur, yanlıştır gibi bir şey söylemek aslında bizim görevimizde değil, işimizde değil. Ama bilimle dair şeylerde burada sayılar var, gözlemler var, deneyler var. Aynı şekilde tekrarlanan, başkalarının da yaptığı şeyler var. Dolayısıyla bence aslında bir insan inanıyorsa da inanmıyorsa da kendi düşüncesini, o vicdanına dair şeyleri destekleyebileceği şeyler öncelikle bilime sarılmasından geçiyor. Bence inanç olduğunu insanın daha çok zaman sarsın. Mesela yani onlar açısından daha önem taşıyor sanki bilim. İnançlarının doğruluğunu gösterme açısından. Evet. Ama yani bunu iyi öğrenmek lazım. İyi öğrenmek burada lazım. Durumun ne olduğunu gerçekten önce iyi anlamak lazım. Peki biz devam edelim. Büyük bir kafa karışıklığımız evet. Var burada yani toplum olarak.